da 2-3 saattir bekliyordum zaten öbür tarafta. Bağsaray köyü şeyindeydi, tam sınırındaydık. Burada bir daha bu taraf açık olduğunu söyleyince köprünün suyu kesilmişti zaten. Bir daha buraya geldim ama işte bayağı da su var gene burada da. Bağsaray köyünün iki tarafı da kapalı şu anda. İki çift geçiş var zaten. Üst tarafta kapalı, aşağı tarafta da kapalı. Babamlar gelirken Evci tarafından bu tarafa araç yolda sele kapılıyor. Onun akabinde araçtan kendilerini atıyorlar. Orada bir binanın üstüne çıkıyorlar. O şekilde kendilerini kurtarmışlar. Kendi imkanlarımızla şu anda kurtardık. Dönüşte şu anda araçla buraya gidiyorlar. Babanızın ismi neydi? Ahmet Ayvaz. İşi daha vardı. Evet, yanında da Barış Ayvaz, yeğenim vardı. Şu anda herhangi bir şey yok. Şu an için bildiğimiz kadarıyla yok. Takriben bir 5 dakika sonra burada olacaklar. Abi mahsur mu kaldınız? Evet. Birden ırmak taştı. Ondan sonra biz de bir tezgahın üzerine çıktık. Arabada gezmeye başladı. Araba battı zaten. Ondan sonra da bir fırının üstüne çıktık. Kurtardık kendimizi yani. Suyu da çekildi de bize almaya geldiler. Sağ olsunlar. İlk geçen de ben oldum. Bizim enişte. Sağ olsun, Allah razı olsun. Efendim? Şimdi biz iki kişi kaldık. Sonra alt katta, zemin katta vardı üç kişi daha. Onlar da bir daha hemen şey yaptık. Hemen dedik yukarıya çıkalım dedik. Onlar da kapıyı kırdılar, o fırının kapısını. Üst kata çıktık işte biz de. Biz baktık aşağı yukarı 2 kilometre gittik, bulamadık. Şey yakın, şey yok. Dereye kadar gidebiliriz ama oradan ötesi artık devam ediyor yani tarlalarda. Ama evet, ne kadar gidiyor şeye kadar? Çok gidiyor. Siz 1 kilometre gittiniz. Gittik. 2 kilometre falan hep gidiyor. Şey ama. 2 kilometre gidiyor. 1 kilometrede kadar bir şey bulamadınız. 2 kilometreden sonrası ırmağa, ana ırmağa. Ana ırmağa gidiyor. İşte eğer oradaysa şeydir. Bakmak lazım başka. Dere yatağı çok geniş mi? Ne kadar? Geniş. Geniş. Bayağı geniş. Şimdi oraya hemen gidip bakalım bence. Yani tamam, ona göre bir şey yapın.